koşturur elinden çıkmış arkası. Önümdeki listede bir hatadan bahsedeceğim. Şu an koyunu atlayan çok... O da cesaret abi. Mecbur kaldı. O zaman herkes birinci. Hadi hala. Abi koyun geçmedi. Yapacak bir şey yok abi. Yelemek çektik geçmedi. Her koyun geçer zaten birinci belli olmaz. Nasıl bizim değilmiş. Geçen daha güzeldi, bu sene koyun az. Geçen daha garabaydı. Hile olmadı mı iyi. Ama bu sene koyunlar girmeyin derse ya. Cemil'in koyunlar vardı, biz Cemil'den umutluyorduk. Cemil girmiyor koyunları. Koyunları mı değiştiriyorlar, niye diyorlar bilmiyoruz ki. Önümdeki listede bir hatadan bahsedeceğim. Şu an koyunu atlayan çoban Musa Kayış. Ben Feridun Ülker olarak söylemiştim. Listeyi düzeltiyoruz. Koyunu suya atlayan çoban Musa Kayış. Feridun Ülker, sürünü getir. Vallahi elimizden geleni yaptık. Yalnız yeri Yadırgay'ın mal kısmı. Bizim oradaki düzenle buradaki düzen değişik. Biz Çivil Karayaşlar köyünden geldik. Şimdi oradaki ortamla buranın ortamı çok farklı. Yani içerisinde varsa öyle bir cefer o kadar şişesini gösterir. Ama yapamayacaksa ben giremeyeceğim der. Usulca kuyruğumuzu altımıza alıp çıkayım. Geliriz. Antrenman yaptınız mı? Antrenmanımızı yaptık ama burası yabancı bize. Biz Çivril'deniz. Buraya aşağı yukarı 40 kilometre. Ergoy'un yani Ergoy'un adı o. Yani kontrol etmek devamlı sahibini. El koyuna iyi baka, iyi güde, iyi bakarsın evde de kışın. El koyun seni takip eder. Cemil Tuncel koyununu hazırlasın sürüsünü. İşte bizi biz yapan değerlerimiz var. Milli manevi değerlerimiz var. Bu milli manevi değerlerimizi sahip çıktığımız zaman biz özümüzü kaybetmeyiz. O atalarımızdan bize aktarılarak gelen o değerlerimizi bizlerin de çocuklarımıza gelecek nesle aktarmamız gerekiyor. Her sene burada düzenleniyor. Bu müthiş bir etkinlik. Bir kültürel varlığımız, değerimiz bizim için. İnsanlarımızı bir araya getiriyor. Her sene bunu yaşıyoruz. Bizim için şu önemli.
dünyanın kültürel mirası olarak UNESCO'nun ondan fazla değerimiz var. Örneğin yağlı güreşler gibi, Dede Korkut hikayeleri gibi. Biz kaymakamlık olarak inşallah UNESCO'ya başvuruda bulunacağız. Dünya yazılı olmayan, somut olmayan kültür mirasının alınması için bu etkinliğin var gücümüzle çalışacağız. Türkistan'dan Anadolu'ya gelen Oğuz boylarının 1070'li yıllardan sonra yoğun bir şekilde yerleştiği bir bölge Denizli ve yöresi. Özellikle de Denizli'nin bu çal olarak bildiğimiz, geçmişte Demirci diye bilinen Baklanovası'nın etrafındaki bölgelere Oğuz Türklerinin çok yoğun olarak yerleştiklerini görüyoruz. Bütün boy, oymak, aşiret, sülaleler bu yörede var. Onların ezele ve Türk yurdu Türkistan'dan Anadolu'ya getirdikleri bir kültürel ögenin yaklaşık 900 yıllık bir geçmişe sahip olan geleneğin devamını yaşıyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese de şükranlarımızı sunuyoruz.